Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala abihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşler, geceniz mübarek olsun. Hoş safalar getirdiniz. İnanın inşallah değecektir geldiğinize. Şimdi mevzumuz şu, konu. Hepimiz elhamdülillah gönül vermiş insanlarız. Risale-i gönül vermişiz. Dert bizim, derman da bizim. Beraber konuşacağız. 10 sene, 20 seneden beri Risale-i Nur tanıyorum diyoruz. Dersleri geliyor. Fakat kardeşim 20 seneden beri tanıyorum, 20 defa değil 10 defa bile külliyatı bitirmemiş. Daha maçlardan, dizilerden kendimi alamadım. Bir adım atamıyorum. Ya ne olmuş bize yani? Bu kadar okuyoruz. Okudukça aşağıya mı gidiyoruz yani? Dert bu. Niye adam olamıyorlar? Nerede sorun var? Problem nerede? İlim sorunu yoktur. Hepimiz biliyoruz. E niye olmuyor? İstediğimiz bir durumda, yerde niye değiliz? Durumda ve yerde niye değiliz? Konu, nerede bir hata var? Bu hata neşten vuracağız? İnşallah bir saatte bitirmeye çalışacağım. Sonra soru cevabınızı alacağım. Ben bir bitireyim. Ama sorunun, mevzunun içerisinde ya şurası da izah edilsin diyorsan sor. Ama mevzunun dışında sorun olursa mevzunun dışında sorarsın. Ama işlenirken bu mevzunun içerisinde sorabilirsin. Konumuz bu. Nerede sorun var? Problem nerede? Dert bu. Nereye gidersen, dünyanın her tarafına gidersen, ya diyor geçenlerde, 20 seneden beri hocam tanıyorum, bir defa külliyatı bitirmedim. Ona kahrediyorum ben de ya. Sor kendine, ne zamandan beri derslere gidiyorsun? Ya bir sözden okumamışsın. Nerede kaynaklanıyor? Nereden darbe yedik? Şimdi Kastamonu layıkasında Bismillahirrahmanirrahim يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلِ الْآخِرَةِ. Ne diyor? Dünya hayatını ahireti tercih ettiler. Ne ile? Bilerek ve severek. Kim? Kafir değil. Müslüman. Bu Müslümana hitap. Bize hitap. Severek ve bilerek. Bilerek veya severek. Bahsinde denilmiş ki bunu çizelge yapacak. Onun için harita yaptım. Bu asrın bir hassası şudur ki bu asra ait. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, bir daha gelmeyecek. Bu asrın hassası. Neymiş? Hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Etmiyoruz. Dayatıyor bize. Ettiriyor bu hayat. Yani ne demek? Kırılacak bir can parçasını baki elmaslara bildiği halde. Bu kadar derse geliyor. Bu kadar kitap okuyor. Bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Tiryakilikle. İkinci yılda 94'te tiryakilik ve gölenekle. İki hastalıkla. Onda var. Ben de niye? Ne derler diye yaşıyoruz. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye giyiniyoruz. Ne derler diye. Ya arkadaş, daireyi satıyoruz. Türkiye'ye fiyaka yapacağız diye arabayla gidiyoruz. Sonra giriyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Görenek ve tirakilikle. Bir düstur hükmüne geçmiş. Bak mouse şurada. Ben buradan çok hayret ediyordum. Bak neremiz bozulacak, oraya gelecek. Bu çok önemli. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insanı hastalansa, yani böbrek, dalak, kafan, bir yer hastalansa, yaralansa sahip ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Ve böbrek hastalandı mı diğerleri hemen onun peşine koşuyor. Her şey o artık.
Canın orası. Öyle de aynı bu örnek gibi bir organı hastalansa bütün organ orada, canın orada, varlığın orada. Öyle de hırsı, hayat ve hıfsı ve zevkle hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insaniye çok esbab ile yaralanmış. Sahil ve Taif'i kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Ne yaralanmış? İnsanda bir latife var. O yaralanmış. O latife nedir? Onu, şunu bir çizelgeye göstereyim, şunu. Çevirme var burada, değil mi? Çok güzel. Bu bozulunca ebedi şeyler yerine fani şeyler alıyor. Hangi latifemiz? O bozulmuş. Zarar görmüş. Bozulmuş demeyeyim de zarar görmüş. Yüksek fiyat veriyor. Müminde ise maraz-ı asabi, Balla'dan anlatıyorum. Balla'yı göstereceğim size. Maraz-ı asabi bulunuyor veya maraz-ı kalbi var. O dahi ehli dalalet gibi emniyeti şeylere ziyade emniyet veriyor. Nedir o? Hayat-ı dünyeviyi, biraz önce okuduğumuz yeri bak. Hayat-ı baki bilerek tercih ettiriyor. Hırs hayat ve hıfsı. Zevk-i hayat aşkı. Hani vardı ya şurada, nerede o? Burada mıydı? Bak bu. Şimdi ben bunu çizelge yaptım. Şu mouse'u görüyor musunuz? Hırs-ı hayat hırsı. Şuradan aşağıya çizelge yaptım. Bak şuraya kadar. Sevgili arkadaşlar. Hırs-ı hayat. Bir. O latife-i insaniye denilen bir latife var. İnsanda. Onun yerini gösterecek. O latife insaniye kısmen bozulmuş. Zarar görünce o latifenin özelliği şuydu. Baki, fani. Fani koyardı kenara. Baki alırdı. Bu zarar görünce baki yerine fani alıyor. Nedir o? Hırsı, hayat hırsı. Yani bu sefer bu latife bozulunca dünya hayatı ve dünya hayatını muhafaza etmeyi esas yapmış. Dünyevi hayatı. Sonra zevk-i hayat aşkı. Dünyada zevk arıyor. Yani fıtratının karşılığını burada arıyor. Fıtratının. İnsanda aşk-ı beka var. Sevk-i ebediyet var. Sonsuzluk var. Amal-i sermediyet var. Risale'deki tabirler bunlar. Yani ebedi yaşamak. Sonsuz olma. Derkeder olmamak. Her isteği olmak. Her istediğin yerde olmak. Tamam. Bu latife yaralanınca, bu latife bunu bırakıyor. Yani baki bir hayatta olması gereken şu. Anne kanında ayak işi yaramıyor. Niye takılmış? Gidecek olduğu alem için, dünya için takılmış. Anne karnında göz işi yaramıyor. Niye takılmış? Dünya için. Ha, insanda da takılan aşk ve bediyet, hıfz-ı hayat, muhafaza etmek, sonsuzluk gibi latifeler ahiret için yaratılmış, yönünü döndürmüş dünyaya. Dünyaya baki gibi saldırıyor. Sebebi latife-i insaniye bozulduğu için. O cihaz bozuldu. Tamir edeceğiz inşallah bu akşam. O cihazın yerini görmek ister misiniz nerede? İnsanlar. Laboratuvara geldiniz. Tamam mı? Şimdi bu doktora geldiniz. Şimdi fotoğrafı çekeceğiz. Bakalım nerede o? Bir bakayım. Nerede saklanmış o? Gayb resimleri nerede? En üstte solda. Korkma. Ha. Tamam. Şimdi yani
Biraz aşağıda mı? Aşağıda mı yukarıda mı? El açı olması lazım. Nerede? El açı. Enen açılma. Evet, bu. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, Latife insanı görüyor musunuz? Şurada bulunuyor. Şimdi ben, bana bakın. Benim gömleğim, ben diyen arkada, sahip çıkılan, benim atletim, ben diyen arkada, benim vücudum, ben diyen arkada, benim aklım, ben diyen arkada, benim ruhum kaldırmaz bunu. Diyoruz ya, ben, benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan ben, bu. Tamam mı? Bu, onun açılımı, şöyle yapayım. Bu, ruhtur. Burası ruhun açılımı. Risale'de 29. sözde geçiyor. Ziya hayatınızı yaşurduğu kanının vücudu harici. Şimdi ben, konumuz bu değil. Onun daha dışa vuruşu, o ben olan ben, bir dışarıya çıktı ruh, bir dışarıya çıktı kalp, bir dışarıya çıktı akıl, bir dışarıya çıktı his ve şuur, bir dışarıya çıktı hayat, ondan sonra ceset. Cesetle ruha ilişkisi şu, bu binada oturuyorsunuz ama binaya benziyor musunuz? Yok. Bina ile sizin aranızdaki farkı düşün. Merhametiniz, hayal, evde, yani insan, binaya bak. Burada oturuyorsun diye bina senden kaliteli değil. Bu ceset ruhun diyor usta hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Elbisesi değil. Hanesi ve yuvası. Yani buradayız. Sen burada nasıl bulunuyorsan buraya benzemediğin gibi cesette böyle bulunuyorsun. İşte dışarı çıktığımız zaman o latife insani arkadaşlar kalbin içerisinde kalbin iki tane ayağı var. Bir dima kafa. Akıl değil. Akıl içine bir birim. Dima, bir ayağı vicdan. Kalp, kalbin açılımı. Kalbin iki yeri var. Dima, vicdan. Şimdi bu kalbin içerisinde dima o değil. Vicdan da değil. Latife-i insaniye konumuz bu. O yaralanmış. Şu. Şu latife-i insaniye yaralanınca baki yerine faniyi tercih ediyor. Bu akşam bundan konuştuk, konuşacağız. Bu nasıl yaralandı? Yaralanın çaresine ne yapacağız? Ondan işte kitap okuyamıyoruz. Bu latife yaralanmış. Latife-i insaniye yaralanmış. Bağla 272. Kastamonu 104 ve 110. Devam edin. Bununla alakalı sorusu var mı? Latife-i insani kalbin içerisinde, vicdan değil bak bir de yapıyorum, kalp, kalbin bir ayağı dima, kafa, bir ayağı vicdan, ikisinin cemine, cemi ile beraber kalp. Ama kalp de dimadan ve vicdandan farklı başka şeyler de var. Sır var, hafi var, ahba var, latife-i insaniye var, lüme-i şeytaniye var. Üstad diyor bir köşesinde, lüme-i şeytaniye. İşte latife-i insaniyemiz yaralanmış. 104, onu okuyorduk Kastamonu'da. Göresiniz diye latife-i insani desem kafa bu derste hakikaten öyle bir şeymiş işte bir şey. Ama bu gördüğünüz zaman unutamayacaksınız. Kalbin içerisinde bir birim. Şu binanın içerisinde bir mutfak, bir oda gibi. Latife-i insani darbe yenince fani alıyor baki bırakıyor. En ufak bir meselede dostunu atıyor. Vefan yok. Çocuğunun anası bu kadar sakın koyuyoruz kenara. Veya o basit bir şey kadın hemen koyuyor veriyor. Çoluk çocuğunu kenara. Kendi eve saatine bakıyor. Sebebi yani kadın niye böyle davranıyor? Erkek niye böyle davranıyor? Ortam niye böyle yapıyor? Ben niye böyle yapıyorum? Niye adam olamıyorum? Niye istediğim gibi olamıyorum? Sebebi latife-i insanımız darbe görmüş. Latife-i insani darbe görmüş. Nasıl tahrip olacak? Nelerle tahrip görüyor? Onu konuşacağız. Gelin.
Şimdi o bu darbe görünce hırsı hayat ve hırsı hayata hırs. Böyle güzel yaşayayım. Lüküs araba olsun, Mercedes olsun, bilmem falan olsun. Zevki hayat, aşkı taşıyan ve fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz insaniye. Kastamonu'da hangi cihaz olduğunu demiyor. Barla 272'de söylüyor. Latife-i insaniye. Darbelenmiş. Ne olmuş bu? Çok esbab ile yararlanmış. Sair letaifi kendiyle meşgul ediyor. Yani bir böbrek ağırsa, bütün organ orada ya, canın orada. Latife-i insaniye bozulunca, akıl orada, kalp orada, vicdan orada, maneviyat orada, hafi orada, ahva orada, sır orada, latife orada, duygu orada, his orada. Herkes, hepsi orada. Latife insani bozulunca oydu. Bu fani, bu baki, bu iyi, bu kötü, vefa, vefasızlık, karanlık, aydınlık, dava, okuyayım kitap, okumayayım. Dizinin karşısına saatlerce kaldırmayan seni, 10 dakika kitap okutmuyor. Namazı bozan ve bozmayan şeyleri imarda kaç kişi okuduk bu yaşa kadar geldik. Namazı bozan ve bozmayan şeyleri. Abdestin farzları kaç tane biliyoruz? Yani bu yaşa ama Allah'ın kitabına iman etmişiz. Belki de okumayı bilmeyen var yani. Kabre gireceğiz, Allah'ın iman ettiğimiz kitabı okumayı bilmiyoruz. Sebebi bu latife-i insaniye darbelenmiş. Neyle darbelenmiş? Bir, hırs ile. İki, hayat zevkini takip ederek. Üç, görerek. Dört, tiryakilikle. Çok esbab ile yararlanmış, sahil letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hayatilerin olanlar unutturmaya çalışıyor. Devam şey yapıyorum, şuraya geçiyorum. Ha, bu asır o damar insani o derece şiringa etmiş ki, bak, o latife-i insanı öyle şiringa edilmiş mi oraya, bu cemiyet berbat etmiş, küçük bir ihtiyaç. Ya ihtiyaç demek kardeşim, şimdi yoruldum derse nasıl gideyim ya? Basit bir şey yani. Fok balığı gibi. Yani belki de cenaze menaze kanser olunca 5 sene önce, 10 sene önce 5 lira vermiş hizmete veya camiye vermiş, hemen ona ip bağlamış. Biz de şeyler yapmışız, var. Dedim kardeşim Allah ile aran nasıl dedi bir tanesine. Dedi ki 1985'te dedi kayınvalidim hacca gitti dedi, biz dindar adamız diyor. 1985'te, 2015'te sor. Kayınvalidesi hacca gitmiş. Dedim ki kayınvaliden baklava yiyince senin karnın doyuyor mu dedi. Kayınvaliden baklava yiyince senin karnın doyuyor mu? O ümreye hacca gidince senin maneviyatın mı doyacak? Şimdi niçin? Ya kardeşim çalışmak da hizmettir. Tabi tabi. O damar insanı o derece şirinka etmiş ki küçük bir ihtiyaç, ha, ufak bir şey. Adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umur-u dineyi terk eder. Elmas gibi bu elimle o kadar cesedi kadın ki, o kadar kefenledim ki insanı, o kadar mezara indirdim ki tek başına gitti. Çok garip. Zincirli kuyuda cenaze gömüyoruz. İstanbul yurt dışında daha çok yapıyorum. Gömdük. Ben dedim ya bir hava alayım. Böyle biraz yürüdüm. Ondan sonra dedi ki Hasan kardeş dedi, yaşlı bir abi. Annem burada yatıyor dedi. Bir şey okur musun? Tamam gittim. Okudum hocam. Kafayı bir bak kaldırdım ki zincirli kuyu bilenler var. Kafayı kaldırdım ki Allah Allah. Dört Levent'te Akbank'ın dev kulesi var. Akbank'ın dev binası var. Kimi biliyor musun? Hasan kardeş dedi abi. Bilmiyorum abi. Kim biliyor? Ha şurada dedi. Sapancı da orada yatıyormuş. Şöyle bir bakıldım. Baktım gökdeler. Aşağıya baktım mezar adamın. Gökdeler mezar. Ya bu adamın mı o? Şimdi o adam burada mı yani? Gel de çek hadi. Ha, yapmışsan hayır hasana, zekatını, davanı, hizmete öyle oturup da diş çökmek kolay değil tabi. Ama hiçbir şey bedava verilmiyor. Allah bilir, veriyor, bundan sonra istiyor. Hırs-ı hayat,
O cihaz var ya, hıfz-ı hayat cihazı, neyle zarar görüyor o latife insanı, sizin için okudum tek tek, Kastamonu'yu göstereceğim onu. Bu asırda bir, israfat ile o latife insanı zarar görüyor. Bir, israf. İki, iktisatsızlık. Üç, kanaatsız. Dört, hırs yüzünden bereketin kalkması, bereket yok. Niye? Hepimiz de öyle. Bak sabahtan akşam çalışıyoruz. Ya eskide bir senin baban çalışıyordu değil mi? Baban tarlada çalışıyordu. 6-7 tane ananın çocuğu vardı, kardeşim vardı. Tamam. O da tırpan yapıyordu. Gönül geçiniyorduk yani. Şimdi sen çalışıyorsun. Karı da çalışıyor. Çocuklar da geri kırkanat iki yakamız bir gelmiyor. Niye kardeşim? Sevdik. Bir, israfat ile. İki, iktisatsızlık ile. Üç, kanaat yok. Kanaat. Ne derler diye yaşıyoruz. Dört, hırs yüzünden bereket kalkmış. Beş, fakr-ı zaruret. Kalktı kala diyor. Var. Var. Öyle gözünü hedefe dikmiş ki oraya göre bu mevcut hiçbir şey değil. Fakir. Zavallı bir adam. Bir akrabama gitmiştim. Armatör gemisi var. Armatör gemi. Gemi şirketi var adamın. 5-6 tane Amerika'ya çalışıyor. Neyse konuşuyorduk. Sonra o armatör arkadaşı geldi. Yeğen dedi, müsaade eder misin? Bir 10 dakika dedi bu iş adamıyla görüşüyorum. Tabii dedim dayı. Geçtim kenara, onlar konuşuyorlar. Beni unuttular. İtimat edin bana. Birbirlerine öyle ağlıyorlar ki, bunların gemileri var ha. Öyle bir ağlıyorlar ki, vallahi çıkarıp da bir ekmek parası verirsin geldi. Bir ekmek parası verirsin geldi ya. Demek ölüyorlar ya. Subhanallah ya. Fakr-ı zaret, maişet ziyadeleşmiş. Bu lazım, bu da lazım, bu da lazım. Başka dışarıya çıkma. Kargolarında kaç tane gömleğin var? Sayısını biliyor musun? Yok, 3 taneden sonrasının zekata tabi olduğunu biliyor musun? 3 çoraptan fazla, 3 pantolondan fazla. Her şeyin 3 tanesi, kadın erkek. Zekata tabi. O da lazım, o da lazım, o da lazım. Maalesef olmuşuz, öyle. Şimdi, yine geliyorum Kastamonu'ya, oradaki cümleyi toparladım, farkındaysanız şu. Bak, her nasıl ki bir cazibe der safyane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar, liste yapacak bunu. Ve mesturi hanımlar kapalı dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil edip iştirak ediyorlar. Düğüne gidiyorlar, tesettürlü kadın. Düğün en basit, seninle beraber karın gidiyor yani yengeye. Gidiyoruz, akşam okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne akşamı ne yatsı, gece öbürde geliyor. Ne namaz? Ne yapalım? Ya onları hesap, uçağa bilet alıyorsun, namazını niye hesap etmiyorsun? Bak, mesturi hanımlar dahi sizin arkası yok da okuyoruz yani. O cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayat insaniye hususan hayat içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli. Tamam mı? Cazibeli. Şimdi 105'i açacağız. Neredeydi? İkinci. Şu mavi. Yok. Doğru söylemişsiniz. Bu an. Evet. Bunu geri gidebilecek miyiz? Yok. Bunu da geri gidemeyeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi şurada değil. Kastamonu. Ha, benim kitaplarım. Skana kitaplar mı diyor bu? Evet. Evet, Kastamonu nerede? Kastamonu 105. Hem sizi telefüs ettiriyorum ha böyle. Hepinizin eline kitap vermeyi şey yapamadım, böyle yansıtıyorum sizi. Göresiniz diye. Yani gayem şu sevgili kardeşler, fazla istifade edesiniz yani. Hem şimdi konuşacaktım, okuyacaktım. Üçte ikisini yatacaktık zaten, zihni gidecek. Şimdi yatamazsın. Görüyorsun ya. Yani gayret etmeye çalışıyorum ki istifade edelim diye. Fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi vazifelerini ve kalp ve aklını
Nefs emaresinin arkasını düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerini düşürttürüyor. Pervane biliyorsunuz, eletin etrafına dönen var ya böyle, kelebek gibi hani var ya gece, çok sev. Dönüyor, 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 o kadar zevk bir, artık zevkten bitiyor ve yanıyor. Zevk ateştir zaten. Zevk tuzakları var ya zevk, gençlerin zevk tuzakları. Ulvi şeylere lezzet denilir. Yani böyle cinsellik, piyasadaki filmdir, videodur, cep telefonları, güzel hayatı şunu yapayım, bunu yapayım, bunlar zevk tuzak, tuzak. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umuru uhreviye muvakkatin tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Yani bazı şeylere zaruret durumuna gelmişse o da muvakkat geçici olarak tercih ettiriliyor. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, yani ihtiyaca binaen olacak, yani ciddi bir ihtiyaç olacak. Nedir o? Helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Yani bir organın gidecek ve ölüm var. O zaman tercih edebilirsin. Yani namazı o zaman terk edebilirsin. Ruhsat-ı şeriye yoksa edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insaniye o derece şiddetmiş ki o latife insaniye 6-7 tane madde saydım. İsrafat, tamam, iktisatsızlık, bereketin kalkması. O kadar şiddetmiş ki küçük bir ihtiyaç, vadi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile iki iktisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkması, biraz önce yaptığım liste, tamam mı? Ve fakr zaruret manşet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ki, zedelenmiş ve mütemadiyen bir de ehli dalalet nazari dikkati şu hayata celbedeyerdi. Televizyonlarda, reklamda devamlı pompalıyor. 25. kare de kullanıyorlar. Devamlı öyle tük süpürgesi var. Bir daha aldırıyor. Bir daha aldırıyor. Cep telefonu bir daha aldırıyor. Kazan var, bir daha aldırıyor. Var bakın, dolaba bak bakalım kaç tane var. Allah soracak tabii. Zaten Allah hayatla soruyor. İlahirete sormaya değil ki. Bak koca ahiretimizi basit dünyevi meseleden dolayı kenara koyuyoruz. Ama bu bir şey anlatayım size. 24 yaşında doğal gaz, fıtrı gaz dediğimiz şeyin servisçisi bir delikanlı, ablası kurs hocası, Arapça kurs hocası Nur talebesidir. İyi bir Nur talebesi. Kardeşim 24 yaşında, kardeşim namaz kıl dediği zaman doğa abla diyor, daha bir sürü işimiz var diyor ya, onları koyalım kenara da namaza başlarız. Enseden bir başlıyor baş ağrısı. Yeni yeni, bak Türkiye'den şey. Bu en fazla bir aylık değil, 3 hafta. Bir ense ateş basıyor. Şimdi ben menfiyi sevmem. Tehdit etmeyi de sevmem de ama vaka bu. Sonra dayanamıyor, doktora bir gidiyor. Bakmış ki istila etmiş kanser. Daha var dedi ya, daha namaza var yani, o tarih gelecekmiş. Ondan sonra düşüyor, yataklara düşüyor ve çekti de sesini dinledi. Eğer şimdi kılsam diyor namazı, ölüm geldiği için olacak diye, onu da yapamıyor. Ben şimdi kalkıp kılsam diyor, kanserden korktu, onun için şey yapmıyor. Onu da yediremedi. Şuraya bak. Ama diyor, eğer beni Allah kaldırırsa, ha pazarlık yapalım, söyle bakalım. Beyefendi Hazretleri, bir de pazarlık yapalım. Beni kaldırırsa, insanlar gibi çarşı pazarda dolaşırsam, tamam kılacağım. Olur efendim, başka emrin var mıydı? Ve en fazla 2-3 hafta önce toprağa gitti. Peki, ezeli ve ebedi bir daha gelecek mi? Gelecek. Değdi mi? Değmedi. Değmiyor. Vallahi değmiyor. Sekerat'ta çok bulundum. Yurt dışında imamlık yaptığım için. Hani evlere gidiyordum yani. Can çekişme şeylerinde. Hani bir Yasin oku diye. Çok denk geldim. Sekerat, ölüm, ölüm anına. Dehşetli ölüm anlarına, güzel ölüm anlarına. Ben menfi anlatmayacağım. Güzel bir tane anlatayım. Babaanneye gittik. Babaanne dediğimiz yaşlı. Öyle bir nefes çekiyor ki.
Sen arasını iki tane koyarsın, üç tane nefes alıp verdiğin. Nasıl oluyorsa sekeratta. Daha önce ölen var mı aranızda? Bu an bilir yani. Şimdi öyle gidiyor, öyle geliyor. İkinci sayfadayım, hafız. Ondan sonra bir şey yaptı, şu kapıyı kapattı. Bir, iki üç günde, belki daha fazla şey bitmiş. Böyle. Bir anda canlandı. Canlandı, gözünü açtı, gözümde oluyor. İkinci sayfadayım, Bedrettin okum. Şey yaptı, oraya bir baktı, canlandı. Herkes şaşırdı. Ben ikinci sayfadayım falan. Niçin zahmet buyurdunuz? Ben adam gibi yaşadı, adam gibi gitti. Kim geldi anlatıyor? Ustadı mı, kime iman ediyordu, kimine, kimi takip ediyordu? Hadi. Niçin zahmet buyurdunuz? Bak gitti. Bir tanesi gidişi de var ki. Ben gene Yasin okurken abdest vaktesi gitti bende. Can verme anı. Yalan demiyorum ha. Ben güya dirayetliyim, tamam mı? Koca izdani. Orada millet de görüyor yani. Güya korkmama yapacak. Ne abdest kaldı ne bir şey kaldı. Şaka demiyorum. Ya, anlatmayacağım. Şeklini yapmayacağım. Allah kimsenin başına vermez. Şaka geliyor. Eyni dalalet nazar-ı dikkati şu hayata celbede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki etme bir hacat-ı hayatiye. Ya kardeşim nazım ya. Basit bir şey ya. Lan bir dizi için namaz kılana bak. Namaz kılıyor. Televizyon orada. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bizim Nurcu da toptancı. Bu bakkal. Televizyon oraya koymuş. Hem diziyi seyrediyor. Hem diziyi seyrediyor hem namaz kılıyor. Bu anda kapıdan girdim diyor toptancı. Nurcu anlatıyor. Ona bakıyorum. Ona acaba namaz mı kılıyor? Bakıyorum namaz kılıyor. Seyrettiğine bakarsa televizyon seyrediyor. Şaşırdı. Namaz mı kılıyor? Televizyon seyrediyor. Adam elhamdülillah Rabbil Alemin bunu gördü. Şimdi o da gidiyor toptancı. Errahmanirrahim maliki yevmiddin. Hani oturdum dedi. Sonra selam vermiş. Ne yapıyordun demiş? Namaz kılıyordum demiş. Seyrediyordun, dizi kaçıyor dedi. Seni de mi kaçırayım dedi, seni de oturttum dedi. Adam böyle olmalı işte. Üçünü de cem etmiş. Allah. Niçin bak, etme bir hacat-ı hayati, büyük bir meseleyi dini tercih ettiriyor. Diziyi ha. Acayip bir şey ya, bu nasıl bir şey. Allah'ım ya Rabbi düşürme, bu Müslüman ya. Bu Müslüman ve namaz kılan. Kafir ne olur. Bu acip asrın, bundan garip, bu acip hastalığına, dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Onun metin, sarsılmaz sebatkar, halis, sadık, fedakar, şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas, ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Aleyküm selam. Şimdi ben bunu liste yaptım. Şimdi listeyi göstereceğim size. Bak. Ehli dağlarlık nazar-ı dikkati okunuyor değil mi arkadaşlar? Okunuyor mu? Evet. Duyuyorum. Ha duyuyorsun tamam. Ehli dağlarlık nazar-ı dikkati şu hayata celbedeyim. Yani onu dizdim ki gözümüze daha şey yapsın. O derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki etna bir hacati hacat-ı hayati büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Niye? Buna dayanmak için usta diyor ki bu cemiyetin dayatmasına karşı bir, Nurcu metin olacak. Metin böyle giderken Kur'an'ın tabiriyle topuğunun üzerinden geri dönmeyecek. Tamam mı? Orada. Topuğunun üzerinde geri dönmek. Yani en ufak bir şey gördü mü? Hadi benden eyvallah. En ufak bir zarar gördü. Oo takip ediliyor bilmem ne yapılıyor veya iş mi mesela. Allah Allah ya. Fesubhanallah ya. Metin olacağız.
Geri dönmeyeceğiz topumuzun üzerine. İki, sarsılmayacağız. Üç, dersleri sebat edeceğiz. Okuyacağız arkadaşlar, İslamcı olacaksın. Ve kaç? Dört, halis. Projeli olmayacağız. Hesaplı olmayacağız. Allah ile pazarlığa oturmayacağız. Ya Rabbi ben böyle yapıyorum, derse gidiyorum ama şu hastalığımı da kaldır da yani. Şu şeyi de nasip et. Bir fatura yatıracaksın. Ya bir ev satılıyor. Ya Rabbi şu faturayı yatırıyorum ama bunun kalbine bir şey ver. Ya halis olacağız. Sonra sadık olacağız. Risale'nin talimatı dairesine hareket edeceğiz. Kafamıza göre yapmayacağız. Sonra fedakar olacağız. Gayretli olacağız. Şakirtleri ancak mukavemet edebilirler. Kim? Metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar. Bunlar ancak dayanabilir. Öyleyse her şeyden evvel onun yani risalelerin dairesine girmeli. İki, sadakatla, tam metanetle, ciddi ihlas ile, tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Şunları terk ederse bunları fark ederse latife insani aktif çalışırmış. Nereden şey yapıyorum? Şimdi ben size bunu oku şey yapmadan nereden olduğunu göstereyim de size. Skana kitaplarım benim. Sözler nerede abim? Evet. Şurada. Kaçıncı sayfadaydı? Şeyde. 11. hakikat. 11. hakikat kaçtadır arkadaşlar? 11. hakikat. Bir bakayım. Sözler var mı? 11. hakikat. 77 falan mı? 77 mi abi? Bir bakayım. O zaman 77 ben açayım. Sözler bulamadım. Sözler yok burada. 77. Aferin. Şapkası yukarı mı çıkıyor? Yok. 87. 87 mi abi? 87. Ha şu. 84 abi. Bir aşağı. Bir aşağı derken? 84 abi. Bu 84 mi? 87. Bu kaç? 87. 11. 12. bu. Nasıl geri geleceğim? Sondaki. Şu mu? Evet. Bu da var. 87. Bu mu? İşte abi geçti. 86. Bir tane sağ. Tamam bu abi. Bu mu? Heh. Bak arkadaşlar ben bunu liste yaptım. Şimdi şunu fark edersek 11 tane madde var. Bunu fark edersek latife insaniye çalışır. Çare de bu. Ondan sonra sonra kurtulur. He kurtulur. Ya hasta olsa bile, bozulmuş olsa bile. Bu sefer kurtulur. Tamam. Şimdi şu maddeleri, şu var ya maddeleri şöyle yaptım ki böyle insanoğlu biraz zor görür diye. Nerede? Şu yapamadık. Şunu da indireyim. Şu muydu? Yok. Heh. Orayı mahsus gösterdim ki nereden aldım diye. Şunları fark edersek latife insanımız çalışır. Şimdi o 80 kaçtı? 87. sayfayı listeledim. Bir, şu insanı kainat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum alemleri rububiyet-i ammesine karşı en emniyetli bir abd olduğunu insan fark ederse. Ben böyleyim. Neyim? Kainat içinde rububiyet-i mutlakasına, yani kainatı tasarruf eden, idare eden, rububiyet, kainatı idare eden ve o rububiyet-i ammesine, yani şu, denizin dibindeki madenleri koyarken bizi nazara almış. Toprağın altındaki petrolü yaparken bizi nazara almış. Güle renk verirken bizi nazara almış. Koku koyarken bizi nazara almış. Söyleyeyim, bu Hollanda bunu yapıyor en çok. Dünyada tanınanlardan bir tane şey bu. Çiçek değil mi? Şimdi çiçek öküz için bir manası var mı? İnek için var mı? Hiçbir öküz gördünüz mü? Çiçeği görüp de Allah Allah maşallah ya. Ne kokuda var der mi? Demez. Niye? İnektir yani. Da sığır yani. Öküz. Şimdi ama insan baktığı zaman keyif alıyor. Yani kainatı idare eden insanı böyle nazara almış. Rububiyet-i mutlakasına, ammesine muhatap
Tek yegane mahluk insan. Bunu fark edeceksin. Buyur. Ben kainatın çekirdeği direği benim. İnsanı çekip çıkarırsan kainat manasız olur. İnsan esas. Yani şöyle diyeyim. Söyleme bakın. Toprak, çekirdek. Bu çekirdeğin adı Nur Muhammed'i. Tamam mı? Nur Muhammed'i. Bu şecere-i hilkat. Şahsiyet-i Muhammediye. Onun ağacın sonunda bir meyve var. İnsan, o meyvenin içerisinde bir çekirdek var değil mi arkadaşlar? O meyvenin içerisindeki çekirdekle, kökteki çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır. İşte sen otururken o çekirdek var. O çekirdeği fark et. Ağaç sana çalışıyor. Çünkü meyvedeki çekirdek gelecek baharı kastetmiştir. Gelecek baharı kastetmeyen meyvedeki o çekirdeği yazamaz. Yazmaz. Meyvenin içerisindeki çekirdek niye var? Gelecek baharı kastetmiş. Ondaki çekirdekteki kasıt insan ruhudur. Ebed arzusu, sonsuzluk burada da yazılmış. Ahireti kastettiği için. Bu bir, fark edeceğiz. İki, hitabat-ı süphanesine en mütefekkir bir muhatap. Allah'ın yegane muhatabı. Ya yennas, ya yennezine amenu. Hakikaten Allah kim, biz kim ya? Ama ne kadar güzel bir Allah. Ne kadar merhametli bir Allah ki bizi adam yerine koymuş. Ruhun adamı bizi çoğu zaman adam yerine koymuyor. Kainatın sahibi bizi adam yerine koymuş. Değer vermiş, muhatap olmuş bize. Allahu Ekber diye muhatap olmuş ya. Olmuşuz. Bak, acayip bir şey. Hitabat-ı Sübhaniyesine Allah hitap ediyor bize. Allah ya, üç, şey kaçsa, mazariyet-i esmasına en cami bir aile. Yani toprak, çekirdek, ağaç. O ağacı komple kulasalandırmış. Nereye? Tekrar meyvenin içerisindeki çekirdek. 18 bin alem insan nacım olmuş. İnsan 18 bin alemin hulası camiasıdır. Cem-i cemdir. Cami-ül ezdattır. Zıtları da cemidir. Bu var. 18 bin alem var. O kadar mı? Alemde olmayan bizde var. Başka. Ne var? İnsanda Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus etmiş. Zatıyla insanda, sıfatlarıyla kainatta. Kainatta Allah zatıyla yok olmaz. Mahluktur. Bizde öyle bir ene var ki şu ana 9 ve 10. sayfasında Cenab-ı İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn diyebilen insana Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor zatıyla. Bu efendim en cami bir aile. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum o şeye. Bu 3 müydü? O son cümleyi aldım. Hangisi abim? Cenab-ı Hak nasıl? Zatıyla teşahhus ediyor. Ha şu. Cenab-ı Hak bu kainat yarattı, mahluk. Mahluk. Bu 18 bin aleme sıfatlarıyla vardır. İlmi, iradesi, kudretiyle var. Sıfatlarıyla. Zatıyla yok. Zatıyla olmaz. Çünkü mahluktur. İnsanda öyle bir özellik var ki, İmam Ali işaret-i cazda geçiyor. Muhyiddin Arabi şeyde, Lubulub'da geçiyor. Diyor ki, insan nedir? O insan nedir? Biz neyiz? Bütün alem insandadır ama insan alemde değildir. Alemin içinde değildir. Bu yapı itibariyle. Lemalar Esma-i Sitte Risalesi var ya Ferdun Kaynun Hakkın Abdül Kudus'un ad kelimesini şöyle geçiyor. Diyor ki bir saray düşünün. Sorduğun için şey yapacağım. Saray düşünün. Tamam mı arkadaşlar? O sarayın içerisinde bir tane şehir var. Sarayın içerisinde. Sonra o şehrin içerisinde memleket var. Şöyle diyeyim. Bir saray düşünün. Burası Ey Haber mi diyorlar? Ey'dir. Evet. Hollanda'nın bir şehri. Bir saray düşünün. Bu şehir o sarayın içinde. Hollanda'da bu şehrin içinde. Dünya da onun içerisinde. Alem de onun içerisinde. Peki saray nerede? İnsan böyle bir saraydır. Bak bu saray bu şehrin içinde. Ama öyle demiyor. Bu şehir sarayın içerisinde. Cenab-ı Hak sıfatlarıyla kainattadır. Her yerde hazır ve nazır icraat yapar. Ama
insanda zatiyle var. Ben diyor hiçbir yere sığmadım. 11. sözde geçiyor. Hiçbir yere sığmadım. Ancak beni seven müminin kalbine sığdım. 129. sayfa sözlerde. Hadis. Evet, hadisi kutsiyende. Şimdi onu kastediyorum. Bütün İshat Hicaz'da diyor ki 174'te bütün alem diyor insandadır ama bu insan yine aleme sığmamıştır. Çünkü bana seni gerek seni diyor. Ancak Allah ile hep zata müteveccüh olmuş. Böyle bir sistem insan. Yegane hitabat-ı subhaniyesine mazar insan. Sonra onu ismi azamının tecellisine. O neden yazdı? 84 müydü? 87. sayfa, 11. hakikat, bab-ı insaniyet. Böyle çizdim, şey yaptım, altta koydum ki göresin. Onu, yani insanı, ismi azamın tecellisine, her isimde bulunan ismi azamın mertebesinin tecellisine mazar, bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize-i kudrette yaratmış. Yani, Risale-i Nur'un mevzuları, bütün ulema-i İslam diyor, haşir naklidir, akıl bunda yol bulamaz dediği şeyi aklıyla ispat ediyor. Çünkü diyor, her ismin mertebe-i azamı ve ismi azam cihetiyle mevzuları izah ettiğinden ondan Risale-i Nur buna muvaffak olmuş. İnsan öyle bir mahluk ki bütün isimlere mazar. Bir de her ismin mertebe-i azamına mazar, bir de ismi azama mazar. İnsan. Onu diyor. Sonra hazine-i rahmetini, müştemelatını tartmak. Allah'ın bütün nimetleri, çiçeğe baktık mesela, Hollanda yaptığı bir çiçeği. Sığır anlamaz, inek anlamaz, öküz anlamaz. Ama insan bakar, vay be şuraya bak, şu mavi biraz da şey, biraz da kırmızı, açık veya sarı diye. Ondan sonra burada Sami var, Basri var, Basar var, Latif var, Rahman var, diğer Rahim var, Sanatkar var, Hakim var, Ad var. İsimlerini okuyor. Diğerleri okuyamaz. İnsan okuyor bunu. Oradaki isimlerini okuyor insan. Hazine-i Rahmeti'nin müştemelatını, Allah'ın hazinelerinde depoladığı şeyleri tartıyor. Sonra ne yapıyor? Tanıyor. Tanımak için insana ne vermiş? Mizan ve aletler vermiş. Mizan ve aletler. Mizan, nedir mizan? Ölçü aleti. Yani mahkumat var ya bizim kitap, Risale-i Nuhlas'ın. Bir elimize onu okuyana ne olur? Bir elimize muhakeme ve muvazene veriyor. Yani metre ve kantar. Tamam mı? Metre ve kantar insana veriyor. Tartma ve ölçme. Yani mezura veya metre, bir de kantar. İnsana Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz hazinesini, nimetini tartmak ve ölçmek için mizan vermiş, alet vermiş. Ölçmüş. Barometre, basıncı ölçü. Termometre, sıcaklığı ölçü. Bunun gibi bu aletleri insana vermiş. Yani göz kulak değil ha, maneviyat da öyle. Mesela bende şefkat var. Yok mu sende? Var. Ha birisi vermiş. Bununla iş yapıyoruz. Çocuğu seviyoruz, hayvanı seviyoruz, zulmetmiyoruz. İmansız dahi olsa, iman etmesi dahi ona insan olduğu için değer veriyoruz, sahipleniyoruz, zulmetmiyoruz. Allah Resulü esiriniz dahi olsa savaşta yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin değil mi? Diyor. Niye? Bizdeki manevi duygular var. Bunu fark edeceğiz. Böyle bir şeyler var bizde. Yerinde kullanacağız. Bu. Sonra aşağı inin. Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç. İnsan kadar fakir var mı? Yok. Sığırın var. Gözlük derdi yok. Ayakkabı derdi yok. İki şey var. Ot ve su. Hollanda'da o da çok. Başka bir şey diyor. Bir tanesini orada kessin, ötekisi otlarla. Hiç umurunda değil. En muhtaç insan. Her şey muhtaç. Allah'a ihtiyacı var ya. Cennete ihtiyacı var, bekaya ihtiyacı var. Yani insanın en büyük meselesi kabir. Neyle aşacak? İmanla. İmana ihtiyaç var. İmanımızdan daha değerli neyiniz var? Yani iman, bak kabir hemen öteki tarafa döndürücü. Diyor ki nihayetsiz nimetlerin en ziyade muhtaç. Fenadan en ziyade mütehir. En çok kabirden korkan, ayrılıktan rahatsız olan. Değil mi? Gitmesini ihtiyar edip, bak sen de beyazsın, ben de beyazım. İster miyiz? İstemeyiz tabii. Eski olsaydı sipsiyah saçlı, kalktan hoş olacaktı. Ama olmayacakmış demek ki. 33 yaşında oldu. İnşallah.
Güzel dedin ha, bana da benim dişime yarıyor. Bekaya ziyade muşta, ebedi istiyoruz. Evet, istemeyen var mı? İnsan olmak itibariyle. Rastladım abi bir tane böyle sohbet. Yok dedi, ben istemiyorum. Vay be dedim, kim o adam? Resmini alın da tarihe geçirin. Beka istemiyor. İnadına ya, inadına gelir. Hayvanat içinde, hayvanat içinde en nazik, en ufak üşüdüğü zaman burnu akıyor. Hiç psikolojisi bozuksu inek gördünüz mü? Ulan canım sıkıldı ya, yeter lan bahırda yattım, başım yakına geçelim. Baksın bu dünya diyen var mı bir inekte? Yok. En böyle nazik, en nazdar, Allah'a nazlanıyor. Ya Rabbi ya. Ben bir tanesinin gece duasını gördüm, karanlıkta yapıyor da. Ne kadar dalmış ki, sesli yapıyor, ufak sesli ama duydum. Beni bilmiyor duydum, ben de tuvalete gitmişim, o dua etmeye kalkmış. Farka bak. Ne diyor biliyor musunuz? Hiç unutmuyorum. Ne yapmışsa bilmiyorum. Şurayı duydum. Bak ne diyor? En nazdar. Nasıl nazlanıyor Allah? Ya Rabbi ne yapmışsa. O istediğin bu istediğin var ya diyor. Ha neymiş sen? Ben vallahi senin zatına emin ederim ki bunu anamdan isteseydim. Anama verdiğin şefkat hürmetine o anam bunu bana verirdi. Anama verdiğin şefkatle anam bana bunu verirse... O şefkatın sahibi hatırına, o şefkatın menba hatırına bunu istiyorum senden. Ver bana dedi. Hı ya. Ulan tuvalet muhaleti de unuttum ben. Hakikaten o. Şimdi bu anamdan işte neye bak, neye kıyas, ne kadar nazlar. Sonra dedim ben bunu takip edeceğim. Sonra aşağıdan aldım, üstten aldım, çay pastan, şu pastında zamanla hakikaten ne istemişse Allah vermiş. Öğrendim ve verdim. Dedim ki, başladı ağlamaya. Niye dedim, şey yaptın? Ya dedi, keşke öyle demeseydim. Ama Allah verdi, ama hakikaten verilmemesi gerekiyordu dedi. Zarar ettim dedi. Ama Allah öyle bir şey yaptı ki, merkezden, şartelden girdi. Anamdaki cilve olan şefkatin kaynağı adına bana onu ver dedi. Çünkü anamdan isteseydim, bu, sen bilirsin ki verirdi bana. O şefkatı sen verdin. Damardan girmiş. Damardan girmiş. Sen, adın ne senin? Nuri. Nuri. O hakikaten Nuri olman lazım. Çünkü bütün mahlukata, bütün canlılara, cansız ve canlı, hayvan ve insan, şefkatleri diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir damla, bir olmak, Allah'ın okyanusu namına, yanında diyor. Şimdi anamda olanın da istesen, bu cilveden istesen, şefkat cilvesi, bana verirdi. Sende okyanusu var. Senin için zor değil. Onun kaynağı adına, o adına hürmetini istiyor. Adama bak, nazlı yani. Sonra en fakir. İnsan en fakir. Her şey muhtaç. Bir yere gittik zengine birisiyle. Dersten sonra jipi vardı falan. O da balık hastası. Biz de balık hastası. Serpme var ya, serpme böyle. Göle atar. Gece atılır o. Jipi bıraktı. Gittik. Serpme de var. Karadeniz'de dereye şey atıyoruz. Ama çok zengin adam. Şimdi gittik dereye balık atarken ayakkabı gitti adamın. Ama en az yarım saat, bir saat dereye indik. Dikenlerden. Şimdi ayakkabı gitti. Jipi olsa ne olur, fabrikası ne olsa ne olur. Bir saat dikenle gidecek. Onun için ayakkabı nedir? Dedi ki Hasan, Hasan dedi ne yapacağız? Dedim ki jip, ya bırak jipi dedi. Sinir tamam. Ya para yok mu? Ulan para ne işe yarar? Deli etme beni dedi ya. Para ne işe yarar? Ulan cebinde para yok mu kardeşim? Alış mı da? Deli etme beni dedi ya. Gecenin dağın tepesinde ne parası? Para var, hiçbir işe yaramıyor. Gitsin de ayakkabıyı göreyim. Dedim ne yapacaksın biliyor musun? Hava sıcak. Ne yapacaksın? Dedim ya gömleği, ya dedim atleti çıkartacaksın, saracaksın, bağlayacaksın. Onunla basacak. Ulan doğru söyledin ya. Dikenleri basmamak için. Bak her şeyin var, daha bir saatlik yolda hiçbir işine yaramıyor para. Ya en muhtaç insan, sonra devam ediyorum. Bakayım aşağıda var mı? Ha var. Hayat-ı dünyeviyece en mütehir, en çok elem alan. En çok önemli. 11. hakikati konuşuyoruz ha, 10. sözü. Oraya konuşuyoruz. En mütehir, en çok. Şöyle bir bakıyor adam. Ya ne ters baktı ya, Allah Allah. Sığır'a bağırsan, sığırın yanına Kur'an okusan, sığırın yanına Kur'an,
Sırrı yerine türkü desen, bağırıp çağırsan hiç umurunda değil. İnek ya. Ama öyle mi? İnsana şöyle bir ters baktı mı? Baba bana ters baktı diyor, kardeşim ters baktı diyor. En mütehlim yani. Böyle acayip bir şey yani. İnsan çok katı. Nazlar. En bedbaht ama. Sonra istidatça en ürbe, en yüksek surette mahiyeti yaratsın da sonra şunu da indireyim. Ha, burası değildi. Değil mi? En son hangisiydi? Şu. Heh. Yaratsın da onun müstahit olduğu ve müştrak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediyeye göndermeyip hakikat insanı iptal ederek kendi hakkaniyetine, Cenab-ı Hak kendi hakkaniyetine, Allah'lık hakikatına ahireti vermemekte taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Yani şu, dünyada şimdi kaç milyar insan var? 7,5 milyar, değil mi? Öyle diyorlar. Geçmişi düşünmüyoruz. Geleceği de düşünmüyoruz. 7,5 milyar insanın aklını yapan ilmi muhit. Aklı kül diyelim. 7,5 milyar insanın aklını yapan akıl. Bu aklı toprağa sokup, çürütüp, 7,5 milyar insanın aklını çürüterek, israf ederek akılsızlık yapar mı? Haşa. Şöyle değil. Paraların en yüksek rakamı kaçtır? 200 mü? 500 euro mudur? 500 euro. Hiçbir adam gördünüz mü aklı başında olan? Vallahi bu 500 euronun herhalde pembedir. Yandığını hiç görmedim diye tutuşturan olur mu? Vallahi bu 500 euro nasıl yandığını hiç görmedim. Ve araba almıştır, tamam mı? Ve iyi bir ev almış. Bunu nasıl yandığını görmedim diye yakan olur mu? Niye yakmazsınız? Çünkü insan malına düşkündür. Malına sahiptir. Sana verilen bu özellikle sen malını israf etmezsin de bunu sana veren, bu latifeyi sana veren malını israf eder mi? 7,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül bütün akılları israf ederek akılsızlık yapmaz. O zaman kendi hakikatine zıt olur. Çünkü israf yapma diye bana bu donanımı veren odur. Şimdi arkadaşlar bu yeri ben göstereyim. Belki bazı arkadaşlarımız der ki olan nerede çıktı bakayım, ha o herhalde kapatmışız sayfa 87. Şimdi ben sizde latife-i insaniye nerede olduğunu da göstereyim, tamam inşallah. Skana varla 272. O latife-i insaniye dikkat edeceğiz arkadaşlar. 272. Latife-i insani öyle düzeliyor, öyle bozuluyor diye bitireceğiz. Geçtik mi abi? Şimdi 3'te abi. Bu 3 mu? Ha 3. 3 yapabilir miyiz şöyle? Yaptım abi. Ha. Çok mu oldu? Ha şurası. Bak. İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir. Şey lügata bak. Ha lügat işte. Küfür neymiş? Divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir. Ben böyle yapıyorum yani liste. Bir şey karıştırdım yok. Öyle diziyorum aşağı doğru. Baki meta yerine fani metayı alır. İşte şu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı. Yani niye Avrupalılar insanlar şey daha Müslümanlar da şeydir? Çünkü bütün istidatları çok şiddetlidir. Hırs, hayat perestleri çok acayip. Çünkü Tanrı budur. Tabiat ya, doğa budur. O zaman ibadet eder gibi hırsla istiyor. İnatla bak ne diyor? Fani metaya işte şu sırdandır ki diyor ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. Tanrı gibi görüyor. Ahiret olmadığı için her şey burası. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şedittir. Hasedi de acayiptir. Haset ne demek biliyor musunuz haset? Allah'ın yarattığı hiçbir şey menfi değildir. Biz yapıyoruz onu. Mesela hasedin çalıştığım için söylüyorum.
Allah yarattığı her şey nimettir. Nimet olmasının sebebi şu. Tefrit, vasat, ifrat. Her şeyin üç modu var. Hasedin ifratını söylüyorum. Onda olmasın da bende de olmasın. Hasede bak. Onda olmasın, bende de olmasın. Bu ifrat. Tefritini söylüyorum. Onda olmasın, bende olsun. Vasatı onda da olsun, bende de olsun. Görüyor musun? Allah her şeyi vermiş. Mesela gayz, nefret. Şimdi namusunu nasıl koruyacaksın o olmasaydı? Hayatını nasıl koruyacaktın? Nefret mesela, tamam mı? O demek ki nimettir. Şimdi iman etmeyenlerde, gavurlarda bunlar tabiat, doğa, dünya, tanrı olduğu için, dünya ahiretli olduğu için bu duyguların latifeleri çok şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şiddettir. Bir dakika meraka demeyen bir şeye bir sene inat eder. Bizde de var ya böyle bazıları. Diyor ki, ne cenaze ne, ne cenaze mi? Cezaya bak. Baş bir tavuk geçti diye adam vuruyor. Olmuş yani, değil mi? Böyle şeyler oluyor. Vurdu, vurdu, vuruldu. Vurdu, vuruldu. Hiçbir şey yapmadan vuruldu, gitti diyor. Yani böyle inat var ya inat. İnadına böyle. Acayip bir şey ya. Oysa inat Allah dava için vermiş. Hak için vermiş. Evet, küfrün divaneliği. Son paragrafım bu. Bitti. Küfrün divaneliği. Küfür divaneliktir. Dalaletin sakriyiz. Dalalet sarhoşluktur. Gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan latife insani. Bu. Latife insani katı gösterdi bir yerde. Latife insani sukut eder. Ebedi şeyler yerine fani şeyleri alır. Yüksek fiyat verir. Fakat müminde dahi bir maraz-ı asabi bulunuyor veya maraz-ı kalbi var. O dahi ehli dalalet gibi emniyet şeyler ziyade emniyet verir. Çaresini böyle yaptık. Çaresini sunuyor usta. Lakin Müslüman, mümin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Yani kusurunu anlamak, kusur kusurluktan çıkar, istiğfar eder. İstiğfar eder, ısrar etmez. Şimdi bak, tövbe ve istiğfar. Ehillerine ve Hasretin hocalarıma söylüyorum. Allah Resulü günde 70 defa istiğfar edermiş, tövbe etmezmiş. Tövbe değil. Tövbe, günahın vücudunu gösterir. Günaha karşı yapılandır. İstiğfar ise aç, fakirlik böyle şeyini hissetmemek. Şuurunda olmamak. Allah Resulü günde 70 defa istiğfar etmesinin sebebi bir halinden bir haline geçtikten sonra, o makama çıktıktan sonra öteki makamına istiğfar edermiş. Şimdi mesela size uygulayayım. Bize beraber. Dersten önceki halimize, bu dersten önceki halimize ya Rabbi latife insaniyemizin affetmişiz ya, hırs, işte haset, gıybe, dizimizi bir sürü şeyler aldık. Ya istiğfar ediyorum, tamam ya, estağfurullah, estağfurullah diyoruz ya. Bak geçmiş haletimize istiğfar ediyoruz. İstiğfar, aç ve fakrını bilmemek, şuurunda olmamaktan haram yapmadın ama kaybet. Yerini kullanmadığınız şeyi, yerini kullanılmadı, o zaman... Hani onlar çok şey yapacaktık ama yapmadık. Geminin dümenini tutmadık. Hani bir tutup da bindirmek var, bir de tutmadan gemi batarsa. O istiğfar. Yani bir eylem değil, eylemsizlik eylemi. Yapmamakla yaptık. Latife insaniyemizi korumadık, fark etmedik. Böyle yerlere gitmedik, kitap okumadık. İşte arkadaşlar dersimiz şuydu. Biz kitap okuyoruz, derse geliyoruz 15 sene, 20 seneden beri veya kitap okuyoruz. Ama korkmayın diyor Üstad Hazretleri, şu anlarda Risale-i Terbiye etmiyor diye endişelendirmesin diyor. Ettiriyor çünkü buradasınız. Allah'a hamdolsun bu diyar-ı gurbette ama biz daha fazla istediğimiz için bu dersi yaptık. Namazınızı kılıyorsunuz, derslere geliyorsunuz, davanıza sahip çıkıyorsunuz. Bu fevkalade bir şey de hani çok soruyorsunuz, içinizden de geçiyor. Tamam da biz buna razı değiliz. Bu kadar seneler, 20 seneden beri ben derse geliyorum da 10 defa en az bitirmem lazım değil mi abi? En az 10 defa külliyatı bitirmem lazım. Niye bitiremiyoruz? Çünkü latife-i insaniyemiz zarar görüyor. Latife-i insaniyemizi dikkat edeceğiz. Latife-i insaniye kalbin içerisinde ne vardı? Son olsun. Kalbin bir tarafı dimağ, şu. Bir tarafı vicdan,
Bir tarafı latife insaniye, bir tarafı lümme-i şeytaniye. Bu latifeyi insaniye zarar görünce bu kitap okuyamıyoruz. Derslere gelemiyoruz. Gelince de uykuya basıyoruz. Cep telefonuna oynuyoruz. Derste cep telefonuna oynuyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Bakıyoruz böyle tık 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 buradayız falan diye. Cep içeri. Bir 45 dakika kendimize değer vermiyoruz. Sevemiyoruz kendimizi. Maalesef bunu da diyeceğim. Yani niye? Ya 15 dakika ya, 45 dakika ya. Bir kendine değer ver ya. Saygı ver. Sen orada şey yapsan bile bana zarar yok da kendine zarar. Kapat. Demek ki latife-i insanimiz zarar gördü. Görmemesi için bu ders olmuştur. İstiğfar edeceğiz. Bismillah. Rabbena la tuahizna in nesina ve ahtana ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. Sorusu olan var mı? Estağfurullah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 70 sefer dediniz değil mi? Evet. Onu vakitlerde mi yoksa her namazın mütakiben mi yapıyor? Her namazın arkasında zaten farzdan sonra istiğfar yaparmış. Allahümme ente selam ve minke selam demeden bir yapıyoruz. Evet, 3 defa. Selamı verir vermez. Evet, verir vermez. Mesela o sünneti biz unuttuk mu yoksa nasıl oluyoruz? Yani bulamıyoruz da. Ondan sonra şeyler, gündelik hayatta böyle arabayla gidiyoruz. Camda bakıyorsun yani. Hı. Yani bak zikirdir ya. Subhanallah, elhamdülillah demek nasıl zikirse estağfurullah, estağfurullah. Gene seyret canım, dışarı seyret. Orlandayı seyret yani. Estağfurullah. Tövbe demiyorsun tabii, günah işlemiyorsun ki. Estağfurullah deyince her bir günahın ifna oluyor. Her bir günahın altına dinamit koyuyorsun. Günahlar gidiyor, inan. Her istiğfar bir günah vücudunu yok eder. Her günah dinamit estağfurullah'dır. Şuurun olsun olmasın, unuttun da. Kaç tane günah var? 78 bin. Hollanda'dan Almanya'ya geçiyorsun, Türkiye'ye. Ulan günde 100 tane estağfurullah çıktı. O 70 bine kadar günahımız vardı. 100 tane istiğfar onlar götürüyor diyor. Onlar götürüyor yani. İstiğfar böyle bedava yapmıyoruz. Biz de bir şey alacağız değil mi? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bedava yok ki. Ondan sonra onları ama bazı estağfurullahlar bir tane götürüyor. Bazı istiğfar 10 tane günah götürüyor. Ama 70 tane estağfurullah bir günah götürüyor. O da büyüklerden biraz oynatıyor. Fer yani o şey. Allah'ın izniyle usta diyor ki kusur bilinirse kusurluktan çıkar diyor. Allah istikametten ayırmasın. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile muhafaza ve daim eylesin. İştirak-ı amal-ı uhrevide hissemizi azim eylesin. Cenab-ı Hak bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de iki cihanda aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva hadiseleri, mevad-i şerileri evimizden ve hayatımızdan hak ile ihsan eylesin. Sihat ve selametin sebebi olan erva aliyeleri, ruh kutsileri nasip eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza bereketullah nasip eylesin. Ve ahir davahu men elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha'tan as-salamu. Hususi sordu ama genelle alakadar edince genelliyorum. Hususi olsa cevap verin. Ya zatıyla insan da olmasını aklım almıyor. Ya işte çapa bunu. Bunu vallahi güzeli siz de anlatıyor. Bak şimdi. İnsan benim gömleğim, benim atletim, daha değişik güzel. Benim vücudum, benim his, benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum, benim ruhum değil ben. O ben olan bene meçhul denilir. Bana 258 mahluk değildir. Nedir o? Berzahtır. Vacip değil, haşa. Mahluk da değil. Var mı misali? Kabir. Kabir ahiret değil, dünya da değil. Ne derler? Alemin berzah. Orta. Peki çekirdekteki ağaç. Ağaç mıdır? Hayır. Hiçlik de değil. Berzah ilmi vücutta. Anne karnındaki çocuk gaybtan mıdır? Hayır. Şehadet de midir? Hayır. Şehadet olsa kaç aylık bacım diyoruz çocuğu? 7 aylık hocam. Doğuruyor. Kaç aylık? Tam doğru. 9 aylık. Doğuruyor hocam. Kaç? Bir günlük diyor. Hani 9 aylık söylemiştim. 9 ay nasıl sıfırlanıyor? Ha, alim şehadeti girdi demektir. Demek ki berzahtı. İnsanda ben olan bir ben var. Benden bir ben vardır ki benden içeri üç taraflarda.
İşte o mahluk değil. Ona işte usta diyor ki ene ve zerre risalesinde ona soracak. Bir, onu bir nübüvvet tutmuş, bir felsefe tutmuş. Ruhunu niye kirlettin diye insana sorulacak. Ruh bize giydirilmiş. İnsana ne giydirilmiş? Bir, zatının tecelli ettiği bir ene var. Ene, enaniyet değil. Onun üzerine ruh giydirilmiş. Ene mi üzerine? Evet. O şeyde bahsettiğiniz abi, meçhulde bahsettiğiniz ene mi yoksa? O meçhul. O meçhul. Geneline meçhul denilir. Her bir insan, onun Nur Muhammed'idir. Tamam mı? Meçhul bütün var. Nur Muhammed'i. Nur Muhammed'idir. O insan değil yani. İnsan ismi değil, o çekirdeğin adıdır. Ama insan taşıdığı için ona da denir şu. Mihrab'da, Vehhabiler onu bilmediği için itiraz ediyorlar Ehl-i Sünnet'e. Allah var, Muhammed var. Ya orada diyor insan ismini karşı karşıya koydu diyor. Tamam mı? Bu çok özel bir soru yani. Zor bir soru. Camide Allah var, Muhammed var. Bunun arasında Kur'an'da bir kere Allah koymuş ismini. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulü kendisi yanına koymuş. Ama Muhammed insan ismi değil. Nedir o? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah varlığı yaratmaya karar verdi. Ağacı yaratmadan önce çekirdeği yaratmıyor. Evet. Çekirdeği yarattı. Allah kendi dışında bir 18 bin alim yaratacağım. İlk önce o çekirdeği yarattı. O çekirdeğin adı Nur Muhammed'idir. 128 mesleği geçiyor. O Nur Muhammed'i, Nur Muhammed'i toprağın altındaki çekirdek. Topraktan ağaç çıktı. 18 bin alem ağaç. Ağacın bir görünüşü var. Bir de arka tarafında manevi makinesi var. Ağacın arka tarafı. Bu ağacın görünüşüne maddi hayat-ı Muhammediye denilir. Kitap okuyanlara. Arka tarafına manevi hayat-ı Muhammediye denilir. İkisini cem edersen şahsiyet-i Muhammediye denilir. Meyveye ne denilir? Ahmet denilir. Onun için 19. söze Risalet-i Muhammediye değil, Risalet-i Ahmediye denmiş. Çünkü Muhammed olmaz. Muhammed insan değil. O çekirdeğin adıdır ama o çekirdeği kastedilince Muhammed denilir. O kastedilir. Mesela sen deseler ki Ahmet ve Hüseyin sıfatınla hitap edecekler. Senin o işin var. Boyacı Mehmet. Ayakkabıcı Hasan. Yani unvanıyla o kastedir. Demek ki ilk önce Allah var iken topluyorum. Hiçbir şey yoktu. Kainatı yaratmaya karar verdim. O çekirdeği yarattı. Çekirdeğin üzerine adetullah üzerine insan bir çekirdeği benzer ağacı bina etti. O çekirdekten ağaç oldu mu? Meyveler var değil mi ağaçta? Tırırır, bir sürü meyve var. O meyveden bir tanesi de sensin. Ama iyi dikkat et, şimdi keyfin artacak seni ve heyecanlanırlar. Meyvenin içerisinde çekirdek yok mu? Var değil mi? Herkes meyvedir, sen meyvesin. Bu ağacı meyvesidir. O ağacı meyvesi, öbür büyük ağaç. Ama kökte çekirdek tek, o Nur Muhammed'in. Ama o çekirdeğin aynısı hepsinde var mı meyvede? Var. Buna ne deniliyor 16. sözde? Ne aynı? Ne gayrı? Yani aynadaki güneş. Güneşin hasiyetine sahip. Ama güneş değil. Ayna da değil. Güneşin özelliği var. Ben gözükeyim güneşte, aynada beni yansıtmaz. Çünkü ben kesifim. Ama güneş yansırsa aynaya, güneşin özelliği olur. Nur olduğu için. Tamam mı? Peki bu aynadaki güneş, güneşin özelliğine sahip sigarayı bile yakıyorlar askerde nöbetteyken. Tamam mı? O zaman bu aynadaki güneş, güneş değil, ayna da değil. Buna ne denilir? Berzah, ene. Tamam bu. Güneş değil. İşte Allah'ın kainatı yaratmadan önce, haşa, Allah misal olduğu için, önce sadece bak, güneşe şems ezeli diyelim Cenab-ı Hak. Aynaya ruh. Aynayı aslında candır. Ayna yapan arkasında siyahdır. Siyahı kaldırırsanız güneş vurur arkaya geçer, gölge olmaz. O camı ayna yapmak için arkasına siyah boya vuracaksın. O siyah boya nefistir. Ayna ruhtur, güneş şemsezelidir. Onun güneşteki tecellisi, aynadaki görüntüsü bizde o enedir. Mahluk değildir. Ondandır, hem o, hem o. Os değil, hemen o Zeus'tur. Ondandır. O değildir. Orada karıştırılıyor. Çünkü bunlar bu karıştırılıyor. Sonra o çekirdekten sonra ağacı yarattı.
Ağaçtan meyve oldu mu hepiniz meyvesiniz. Meyvenin içerisinde çekirdek var. O çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı. İşte ben olan ben odur. O çekirdek. O ağaç değildir. Hiçlik değildir. Yokluk değildir. Ama ağaç da değil. Ortası denilir. Ona ne denilir? İlmi vücut. O ben olan benim. İşte biz oyuz. Bu dünyada bu ceset, hayat hepsi fotokopi. Asıl değiliz. Çünkü kendini asıl kabul etmedin. Aslında bu ayna misalindeki cismaniyet işin arasında? Cismaniyet daha yok. Yani şu siyahtan başlayacağım diyeceğim ama mesela hiç kimse kimsenin cismaniyetini bu duvarı görmüyoruz. Biz suret görüyoruz, suret. Cismaniyeti görmüyoruz. Suret nedir o? Mesela ruhunu görmüyoruz. Ama ruhunun alameti bak simada gözüküyor. Namaz kılıyor, zekat veriyor, nurcu, tarikatçı. Tamam mı? Kitap okuyan, okumayan nurcu hep belli. Simadan belli değil mi? Peki nedir bu ayna? Ruhun aynasıdır. Tamam mı? Şimdi cismaniyeti kimse görmüyor. Biz senin simanı görüyorum. Senin atomunu görmüyorum. Hep böyle senin dalganı görüyorum benim gözüme. Cismaniyet ise bu suret de dahil esir, maddi hayat, aynı hayat, cennete kadar bütün sürecin cemidir. Cismaniyet. Cismaniyet deyince bu zannediyoruz. Ben de öyle zannediyorum. Ve hatta ben adamın cismaniyetini görüyorum zannediyorum. Hepsinin suretini görüyoruz, fotoğrafını görüyoruz. Suretini görüyoruz. Demek ki o ben olan ben bildiğin zaman, perdeyi oraya koyduğun zaman hakikaten ben çok kaliteliyim. Ben de kendimi çok yüklerce ama bu ders ne verecek biliyor musun şu konuşma? Sana şu keyfi verecek. Ha ben o kadar değerliyim ki varlığın arkasındayım. Eğer meyvedeki çekirdeği düşünürsen ağaçtan öncesin. Bak bir daha. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve mi? Meyve sensin şimdi. Şimdi oturuyorsun Orlanda'da. Meyvenin içerisinde bir çekirdek var ya. Bu çekirdek ağacın başındaki çekirdeğin aynısı değil mi? Onu kastederek meyvenin içerisine pergeli koyarsan çekirdek itibariyle sen ağaçtan öncesin. Yani ben kainattan önceyim, Cebrail'den önceyim, İsrafil'den önceyim, cennet cehennemden önceyim. Çünkü mahiyet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür diyor şeyde hayat bahsinde. Arabi'nin farkı ne? Farkı nedir diyor. Çünkü Muhyiddin Arabi'ye şey demiş ki Hallacı Mansur'a şeytan. Dedi ki sen Enel Hak dedim. Ben de Enel Hak dedim. Muhyiddin Arabi'ye Hallacı Mansur'a Muhyiddin Arabi'de diyecek. Sen diyor evliya oldun Hallacı Mansur'a diyor. Enel Hak dedim. Ben de Enel Hak dedim. Ben hakkım dedim şeytan. Ben niye şeytan oldum dedi. Ne farkımız var? Hallacı Mansur dedi ki, sen Enel Hak derken önüne kendini koydun. Ben Enel Hak derken Allah'ı kastettim. Ustad Hazretleri Muhyiddin Arabi için diyor ki, dört tane vücut var. Bir güneş, bir aynadaki güneş, bir de aynadan çıkan mumbas akiz, o boyaya, bir de ondan kağıt alsak. Bu kağıt dünya. Bu dört tane vücudu nazara almamış, güneşi esas aldığından her şey odur demiş. Cilve, cemal, nakış, sanatı nazara almamış demiş. Oysa bu kainat diyoruz da Cenab-ı Hakk'ın zati ve subuti sıfatlarıyla beraber esmasıyla tecelli ediyor. Esma kainatta cilve, cemal, nakış ve sanat olarak tecelli ettiği için ondandır, o değildir. Muhyiddin Arabi o demiş. Ha, biz de ne diyoruz o elede? Hallacı Mansur dediği gibi şeytana. Muhyiddin Arabi Esma'ya mı o demiş? Şu cilve mevcudata cilve dememiş. Allah'ın bir tecellisi demiş. Ya o demek ki her şeyi Allah olarak görmüş. Evet maalesef. Yani İsmail'in de sıfatı da o olarak. Peki tehlike nerede diyor usta? Bunu diyor o diyor eğer şuurlu derse fark ettikten sonra dese diyor korkunç bir sukut olur. Ama fark etmedi diyor. Çünkü niye buna tabiat perestler, felsefeciler, Avrupalılar, Muhyiddin Arabi'ye sahip çıkıyorlar biliyor musun? Bak her şey odur dedi mi? Bu mevcudata. Tabiat perestler de diyor ki bizde her şey budur ya. Bizde aynı şey diyor. Sıkıntı yok diyor. Biz de aynı şeyi onu diyoruz diyor. Yani oysa Allah hesabına kainat inkar ediyor Muhyiddin Arabi. Onlar ise kainat hesabına Allah'ı inkar ediyorlar. Bir daha. Oysa tabiat perestler
madde hesabına Allah'ın kar ediyorlar her şeyi. Budur olayla ne alakası var? Bu Allah Tanrı'dır diyor. Bu mevcudatta Tanrı'dır, enerjidir diyor. Muhyiddin Arabi Allah hesabına, merkez ona koymuş, mevcudatı yok saymış. Yoktur demiş. Onlar ise mevcudat esas almış, Tanrı yoktur demiş. Farklı o. Biz de ise ne diyoruz? Ene zatının tecellisidir. Tamam. Şeyde 9. sayfa şualarda diyor ki İyâken abudu ve iyâken isteyen. Mesela oraya gelene kadar gayba ne bak. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o. O alemlerin Rabbine hamdolsun. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabb, alemlerin Rabbine. Errahmanirrahim. O, ben sen o. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O ahiretin sahibidir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. O yok. Ben sen o yok. Ben sen. İyyâke sen. Ben sana iman ediyorum, ibadet ediyorum. Ettiğim için senden yardım istiyorum. Sana ettiğim için. Ben sen o. Ne yaptı? Gaybane hazırane oldu. Ben sen. O alemlerin Rabbine hamdolsun. O Rahman ve Rahim'dir. O ahiret gününün sahibidir. Huzura çıkıyor şimdi. Ayet-i Kübra'nın ikinci makamı diyor ustam. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. O yok. Sana ibadet ederim. Ederiz. Biz ne ettiğimiz için senden yardım istiyoruz. Ettiğimiz için tabii. Etten istedim. Ha, o zaman ne oldu? Ben sen olduğu için huzur makamı oldu. Çünkü hazır olmadan huzur olmaz. Peki şunu da söyleyeyim. Allah niye gözükmüyor diye soruyorlar ya, bunu geri gelmiş anlatayım. Allah gözüküyor da biz gözükmez denildiği için göremiyoruz. Nedir o? Biz görmeyi göze indirgedik. Renk ve şekile. Kulakla gördüğümüzü gözle görebilir misin? Kulakla ayrı gözükür. Şey, gözle ayrı gözükür. Kulakla ayrı gözükür. Burunla, dille, elle. Değil mi? Mesela ne dedim? Kulakla görüyor. Ne? Hangi şey? Gözle görür. Ne? Ne hangisi kokuyor? Doğal gaz mıdır diye. Ha, burunla görüyoruz. Aynen bu örnek gibi. Her bir organın gözü ayrıdır. Sesin gözü kulaktır. Kokunun gözü burundur. Öyle değil mi? Düşünmenin gözü akıldır. Sevmenin gözü görenin kalptir. Şimdi vicdanda ne var? İrade. Vazifesi ibadetullah. Gir içeriye. Soğan kabuğu gibi içeri giriyor. Vicdanın içi, en dış kabuğunda ne var? İrade. Vazifesi ibadetullah der. Gir içeriye. Zihin. Vazifesi marifetullah. Daha içeriye gir. His. Muhabbetullah. Daha içeriye gir. Müşahadetullah. Latife-i Rabbaniye. Şu bir şey çekeyim. Bak. Vicdanda dört özellik var. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye. Hoşunuza gidecek, onun için detayı anlatıyorum. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi Allah'ı müşahade etmek. Biz onu görüyor muyuz? Görüyoruz da kör olası cehalet, görmüyoruz dediğimiz için gözükmüyor. Nedir o? Peki derste, dersten önceki haletiniz de aynı mı? Derste böyle güzel bir hava yok mu? Bu dünya cinsinden midir? Bu nedir biliyor musunuz? Veya namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Güzel bir hal olmuyor mu? O hal şudur. Allah kendisini araladı, senden razıyım ha diyor. Bunu fark eden Latife-i Rabbaniye o Allah'ı görüyor. Ama görmek kulakla ayrıdır, burunla ayrıdır, gözle ayrıdır, akılla ayrıdır, kalpla ayrıdır, Latife-i Rabbaniye ayrıdır. Böyle tatlı bir hal o Latife-i Rabbani'nin Allah'ın gördüğünü gösteriyor. Görmektir ama düşük mertebeden gidiyor. O görüyor senin Latife-i Rabbani ama kör olası cehalet, akıl ona yetişemediği için ona renk, şekil veremiyor. Renk ve şekil cinsinde olmayacak görmüyorum diyor. Oysa onunla görüyor. Görmese sende tatlı olur mu? Peki şu andaki haletiniz dünya cinsinden midir? Şimdi buraya gelmeden önce bu halet yoktu. Teneffüs ettiğimiz havadan mı? Hayır. Şu anda Latife-i Rabbani'miz
o anlatılan konunun muhatabı ve müşahadesini yapıyor derecesine göre. Ondan sonra mest oluyor. Melek mest, şems mest, zerre mest, her şey mest. Şu anda tatlı bir hal oluyor. Bu hal Latife-i Rabbani'ye anlatılanı görüyor. Namazda ise Allah'ı görüyor. O tatlı hal odur. Bazıları deniz fıtratlı, tarikatı daha çok olur o. O pompalandığı için denize düşeni sahil atar ya deniz. Göl ise dibine gömer. En ufak bir coşmada Allah diye coşmalar oluyor. Evet. Deniz fıtratlı gibi dışarı atıyor ya. O da öyle. Latife-i Rabbani patlatıyor yani. Ama daha nuzularda daha çok o göl fıtratlıdır. Gömüyor yani. Aşağıda patlatıyor. O da gülüyor. Amin. Şimdi bana bir çay ama bir de şey. Limon. Ufak bardak şey olsun. Çalışır. Yalan mı söylüyorsun? Peki bu vücutla mı yapıyorsun yaptıklarını? Yok. Hayal. O buna fatura çıkıyor. Bana niye yapıyorsun? Köpek seni kovalıyor. Terden su oldu. Hayal. Terden su olan hayalı değil mi? Hayal. Hayal. Gerçek düşünüyor. Gerçek tabii. Ama bu boyutta değil. O da hakikat. Bayan yapıyorsun gerçek gibi. Gerçek ne demek? Hem de şey değil ya. Zinasız. Günahsız. Peki hangi nedir bu? Aynen vardır ama bu hayat boyutundan değil. Daha lev-i misali. Lev-i misali boyutuna geçiyor o. Orada işlevi yapıyor. O zaman ruhu görmek için göze ihtiyacı yok. Duymak için kulağa ihtiyacı yok. Mesela bak. Bak akşam seni horlamadan karşıdaki oda rahatsız oluyor. Dün gördüm ya. Benim odadan dışarıdaki salon, senin odan değil. Dışarıda yatan, kapıyı açtım biliyor musun? Gece kalktım olan, kim horluyor bu kadar, bina ayağa kalkıyor. Bu odamın dışında ha, adam ya acayip bir şey, Allah eşine yardım etsin ya. Bu nasıl horlatıyor? Peki kendisi duysa ne yapacaktı? Ama o anda rüya görüyor, rüyada duyuyor. Peki rüyada duyuyor arkadaşının sesini, fakat kendi horlamasını duymuyor. Demek ki duyan kulak değil. Duyan kulak değil. Eğer kulak olsaydı ha buradaki horlamayı burada buna duyardım. Lan ben öteki odadan duyuyorum. Ayağa kalktı öteki odada. Kendisi nasıl yapıyor? Burada bu ne ya duymuyor. Ama o anda ooo neydim neydim neler konuşuyor. Dediği senin deyip o söyledi yaptı. Duymadı bunu ya da. Ya bana rahmetli böyle dedi ya diyor. Hem de ölmüş adam duyuyor. O duyuyor. Neye benziyor biliyor musunuz? Çanak şey uyduyu görüyor musunuz çıplak gözle? Gözükmez. Peki uydunun sesini duyar mısınız? Yok. Çanak anteni koyuyorsunuz uyduyu görüyor sesi de alıyor. Latife-i Rabbani gibi. Öyle değil mi? Sen çıplak gözle uyduyu görüyor musun? Yok o zaman yoktur. Sen bu kulakla uydu sesini, filmin sesini duyuyor musun? Film çekiyor mu çekiyor? Hollanda'da bir yayın yapıyor, Türkiye'de aynı anda duyuyorsun. Öyle değil mi? Peki hangi kulakla duyuyorsun? Latife-i Rabbani de o kulakla duyuyor. Uydu hangi gözle görüyorsa senin Latife-i Rabbani de Allah öyle görüyor. Yeter ki uydunu Hollanda'ya değil, Mekke'ye çevir. Onu görüyor. Namazlar çeviriyoruz, onu görüyor. O haleti duyuyor. Ondan sonra mest oluyor Latife-i Rabbani, Allah diye hal oluyor. Ulan keşke şu namazı bitirmese diye. Yatsıda ne güzel okudu ya. Bu kardeş kimdi ya? Ulan o kadar hoşuma gitti ki acayip. İkinci rekatta gaflet bastı. Birincisine keyif aldım ya. Acayip. Ondan değil benden kaynaklandı. Evet çevirdik oraya tam anteni. Ona ne kadar hoş da gitti. Bismillah. Bir açın okusun abi o zaman. He okusun iyi olur. Bak bunun tadını neyi görüyor? Ha bir aşırı okusun hakikaten ya. Nerede o? Gel abi gel. Güzel okumasaydı ceza verirdi. Abone ol. Gel. Abone ol. Gel abone otur. Ben de abone olayım. Hem de. Aferin sen miydin hocam? Bir tanıyorsunuz değil mi? Tanıştırayım mı? Ne der? Brüksel'de mi? Brüksel'de de şimdi Genk'teyim. Nereye bağlı? Ona mı? Belçika. Hadi abi. Onu yanlış. Hem bir aşırımız olmuş.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.